Ve Musavat Dervişoğlu şu an kürsüde İyi Parti Grup Başkan Vekili de açıklamasını yapacak. Genel kurulca reddedilmiş olur. Açık hükmü bulunmaktadır. Bu hükme göre kanunun maddelerine geçilmediği için kanunun tümü genel kurulda reddedilmiş sayılmaktadır. Yine iş düzüğün 76. maddesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından reddedilmiş olan kanun teklifleri red tarihinden itibaren bir tam yıl geçmedikçe Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aynı yasama dönemi içerisinde yeniden verilemez hükmüne göre teklif bir yıl içerisinde tekrar genel kurula getirilemeyecektir. İç tüzüğün bu hükümleri yorumu açık değildir, kesin ve nettir. Oylamanın sonlandığı üçüncü oturumun ardından meclis başkan vekili oturuma ara vermiştir. Verilen arada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop ve tüm parti gruplarının başkan vekillerinin katılımı ile de bir toplantı düzenlenmiştir. AK Parti grubunun temsilcileri iç tüzüğün amir hükümleri açık ve net olmasına rağmen oylamanın tekrar edilmesinin yollarını aramışlardır. Beğenmediğiniz parlamento kararlarını milletvekillerinin iradesini yok sayarak değiştirmeye çalışmak bunun yol ve yöntemlerini aramak demokrasiyle bağdaşmayan bir durumdur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte anayasanın çiğnendiğine, kanunların çiğnendiğine hep birlikte şahit olduk. Şimdi sıra iç düzüğün yok sayılmasına mı gelmiştir? Parlamentonun ve dolayısıyla millet iradesini yok saymaya yönelik herhangi bir girişime İyi Parti olarak izin vermeyeceğimizi buradan kamuoyuna ilan ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un da genel kurul kararından yana tavır koyacağını temenni ediyoruz. AK Parti grubunu parlamentonun aldığı bu karara demokratik bir olgunlukla saygı duymaya davet ediyoruz. Kendilerine bunun anayasal bir zorunluluk olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nın ise parlamentonun iradesine gölge düşürülmesini engellemekle sorumlu olduğunu bu vesileyle hatırlatmak istiyoruz. Tüm kamuoyu bilmelidir ki AK Parti grubunun meclis başkanlık divanındaki sayısal çoğunluğuna güvenerek iç tüzüğün 13. maddesini kendi zaviyesinden yorumlayıp oylamanın usulünde hata olduğuna kanaat getirip tekriri müzakerenin yolunu açmaya çalışması parlamentonun kararına keyfi bir müdahale anlamı taşıyacaktır. Tutanaklardan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi televizyon kayıtlarından da anlaşılacağı üzere oylamada tartışmaya açık bir durum bulunmamaktadır. Oylamanın usulü ile ilgili herhangi bir parlamento üyesinin itirazı olmamış ve bu durum tutanaklarla da kayıt altına alınmıştır. Oturumu yöneten başkan vekili oylamanın sonucunu kabul edilmemiştir olarak ilan etmiştir. Arzu eden her vatandaşımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin web sitesine girerek bu kayıtlara ulaşabilecektir. Sayın basın mensupları tüm usulü tartışmalardan bağımsız olarak kanun teklifi AK Parti milletvekillerinin tamamı tarafından kabul görmüş olsaydı bu irade genel kurula da yansırdı kanaatindeyiz. AK Parti grubu içerisinde kanun teklifinin bu şekilde yasalaşmasından rahatsızlık duyan milletvekilleri mi vardır acaba sorusu zihnimizi tırmalamaktadır. Kamuoyunun bu soruya cevap bulacağı kanaatini taşıyoruz. Unutulmamalıdır ki Türk milleti tarih boyunca iradesine ipotek konulmasına asla müsaade etmemiştir. İyi Parti olarak milletten aldığımız yetki ile milletin vicdanını yaralayacak, parlamentonun itibarını sarsacak bir girişime anayasa ve iş tüzüğün verdiği yetkiler kapsamında asla müsaade etmeyeceğiz. Bize göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığı Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin saygınlığıdır. Bu her siyasi parti grubu tarafından da böyle kabul edilmelidir. Hepinize saygılar sunuyorum.